İftitah tekbirini, yani ilk Allahu Ekber dediğimizde artık Allah'ın huzurundayız. Huzurda nasıl durulması gerekiyorsa öyle durmak gerekir. Sadece haram olan şeyler değil, helal olanlar da artık haram kılınmış demektir. Huzurda sadece Rabbinin huzurundadır. Rabbi ile konuşuyor. Halini Rabbine arz ediyor. Rabbini tekbir ediyor. Rabbine hamd ediyor. Rabbini tesbih ediyor. Rabbi ile beraberdir. Rabbine secde ediyor. Rabbini sevdiğini, hayatı yaşarken huzurunda durup öyle hayatı yaşadığını beyan etmiş oluyor. Geriye kalan zamanında, yani namazın dışında da Allah öyle buyurmuştu. Namazı ikame edin, orta namazına dikkat edin. Orta namazı iki namaz arasındaki vakittir. Orta namazı demek, yani diğer vakitlerde de Rabbinin huzurunda olduğunu unutma, ona dikkat et. Rabbinin huzurunda olduğuna dikkat et. Evet, o iftitah tekbiri namaza giriştir. Neden onu ihrama benzetmiş? İhrama girdiğimizde, hacca gidenler, ömreye gidenler ihrama girdiğinde en ufak bir hata yapamaz, yanlış yapamaz. Orada en ufak bir şekilde tartışma yoktur dedi. Sertçe bir bakış yoktur dedi. Herhangi bir canlıyı kazayla öldürse kurban kesmesi gerekir. Dengi bir kurban olması lazım. Burada bize neyi öğretiyor? İhrabi giydiğimizde artık Rabbimizin huzurundayız. Namazdayız yani. Rabbimizin huzurundayız. Kefeni giymişiz. Huzurdayız öyle. Bizim buradan ne anlamamız gerekir? Anlamamız gereken başka şeyler de var tabii. Nedir o? Nasıl ki bir kul ihram giydiğinde yanlış yapmaması gerekir, tartışmaması gerekir, sertçe bile bakmaması gerekir. En ufak bir hata işlediğinde hemen af dilemesi, özür dilemesi gerekir. Mesela tavaf yaparken, o ihramlıyken yani, biri yanlışlıkla birinin ayağına bassa ya da böyle dekse hemen özür diliyor. Bunun sebebi budur zaten. Hemen af dilemesi, özür dilemesi gerekir. Kaza olmuştur ama özür dilemesi gerekir. Zaten bilerek onu yapmaz, yapamaz. Bu namazda da böyledir. Bu durumda ihramlıyken namazda demektir. Huzurda demektir. Huzurda durmanın talimini Allah yaptırıyor. O ihramla beraber. Bu zahiri elbiseydi. Zahiri olarak giydiği bu ihram onu Allah'ın huzurunda durdurur. Bir de manevi ihram vardır. Manevi ihram takva elbisesidir. Takva elbisesi. Allah sizin için elbiseler yaratmıştır, indirmiştir. Isınmanız için, korunmanız için. Ama bir de takva elbisesi dedi. En hayırlı elbise takva elbisesi. Bu manevi elbisedir. Manevi olarak hayatı yaşarken bu elbiseyi giymek gerekiyor. Takva elbisesini. Biri takva elbisesini giymişse hali nasıldır? İhramlı gibidir. O kadar dikkatlidir. Bir karıncayı bile incitemez. Hiç kimseye asla haksızlık edemez. Sertçe bakamaz. Zaten tartışmaz, tartışamaz. İhramlı çünkü. Manevi olarak ihramını giymiştir. Eğer biri Rabbini tercih ettiyse, yani Rabbine yakın olanlardan olmayı tercih ettiyse, o bu elbiseyi giyer. Onun için biri Mürşid-i Kamil'e tabi olunca, artık biraz çabasını, gayretini sarf edip Rabbini tercih edince takva elbisesini giymiş olur, giydirilir ona.
Hadi artık bundan sonra Rabbinin huzurundasın. Hesabı öyle yap. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi onlar kızdıklarında kızgınlıklarını yutarlar, affederler, ikram ederler. Artık onun hali öyledir. Elbiseyi giymiş. Yanlış yapınca ne olur? Elbiseyi yırtmış olur, elbiseyi kirletmiş olur, onu parçalamış olur. Hatta ileri gidiyorsa üzerinden çıkarıp atmış olur. Bu elbise nurdan elbise. Bu elbise aşktan, muhabbetten elbise. İmandan elbise. Rabbini tercih etme elbisesidir. Her şeyi, nefsini ona kurban etme elbisesidir. Yoksa onu yırtmış olur, onu kirletmiş olur. Yanlış yapınca. Onun için vuslat yolcusunun, yani Rabbini tercih edenlerin, Rabbine yakınlığı tercih edenlerin bu elbisesine dikkat etmeleri lazım. Allah'tan ancak layıkıyla alim kulları haşyet duyar buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah ona bu ilmi verir. O artık Rabbine karşı haşyet halindedir. Edep halindedir. Edeplidir. Edep elbisesi. Rabbine karşı takva elbisesi, edep elbisesi, haşyet elbisesi, muhabbet elbisesidir. Nasıl ki iftitah tekbirini getirmekle kul ihramı giymiş oluyorsa, bu onun artık takvasıdır. Bu onun manevi ihramidir, takvasıdır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali Efendimiz'e buyurduğu gibi, ya Ali sen Allah'a yakın olanların en yakını olmak istiyor musun? Mukarrabunun en mukarrabunu olmak istiyor musun? Evet ya Resulallah deyince ne buyurmuştu? Sana gelmeyene git, sana vermeyene ver. Seni sevmeyeni sev, sana ikram etmeyene ikram et. Eğer böyle yaparsan Allah'a yakın olanların en yakını olursun. Bu durumda evet, takva elbisesi aynı zamanda yani bir mürşid-i kamile tabi olup Rabbinin dostluğunu, veliliği, Rabbinin yakınlığını, mukarrebunluğu tercih edenler böyle olmalıdır. Ve bunu ona yaptıracak olan da takva elbisesidir. Bu ona o gücü verir. Rabbini tercih ediyor. Onun için kızınca kızgınlığını yutabiliyor, affedebiliyor Allah için. Senin için bunu yaparım ya Rabbi diyor, bunu yutarım der, diyebiliyor. Bu gücü vardır. Bu gücü ona bu takva elbisesi veriyor. Eğer bu elbiseyi giymişse en hayırlı manevi elbisedir. Nasıl ki elbise bizi soğuktan koruyorsa, açık kalmaktan koruyorsa, nasıl ki bizi süslüyorsa, takva elbisesi de manevi olarak bu vazifeyi yapıyor, bizi süslüyor, bizi güzelleştiriyor. Bizi yanlıştan koruyor, hatadan koruyor. Zulmetmekten koruyor, haksızlık etmekten koruyor. Bizi şeytandan koruyor, şeytanın verdiği vesveseden koruyor. Onun için Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, şeytan takva sahiplerine bir vesvese verdiğinde, onlara bir hile yaptığında, onlar onun şeytandan olduğunu hemen anlarlar, basiret kesilirler. Takva sahipleri, takva elbisesini giymiş olanlar, Rabbinin huzurunda duranlar, bu manevi elbise. Herkes bu elbisesine bakmalıdır. Bu elbiseyi giymiş mi, giymemiş mi? Giymişse koruyor mu, korumuyor mu? Koruyabiliyor mu, koruyamıyor mu? Nefsi, şeytan ona güç yetirebiliyor mu, yetiremiyor mu? Şeytan bir vesvese verince onun şeytandan olduğunu anlayıp hemen basiret kesiliyor ve onu reddediyor mu? Estağfurullah diyor mu? Hemen Rabbine sığınıyor mu? Yapamıyorsa takva elbisesi yırtılmış, parçalanmış. Belki de soyup atmıştır. Takva elbisesi yoksa yol yürüyemez.
Allah için affedemez, kızgınlığını yutamaz, kızdığına ikram edemez, kendisini sevmeyeni sevemez, kendisine gelmeyene gidemez, vermeyene veremez. Ama takva elbisesi varsa bunu yapar. Takva elbisesi o nurun şiddeti, muhabbeti, haşyeti, Rabbine karşı olan o sorumluluğu, kulluk sorumluluğu bunu ona yaptırır. Çünkü onun derdi Rabbine kul olmaktır. Kısaca böyle olsun. Kardeşimize selam.